Adım Mustafa Çatal. 1953 yılında Manisa'nın Demirci kazasının Köyce köyünde dünyaya geldim. İlkokulu bitirdikten sonra 1964 yılında Balıkesir İmam Hatip Okulu'nda imtihanı kazanarak yatılı okumaya başladım. 1971 yılında İmam Hatip Okulu'nu bitirdim. Onun neticesinde devlet yatılı okuduğum için Ankara'ya çağırdılar. Orada bir imtihandan geçtik ve kura çekerek Çankırı'da göreve başladım. Tabii bu arada esas bizim niyetimiz İslam Mersin'i okumaktı. Orayı kazandık ama ne garip ki maalesef o ihtilallerden dolayı orada okuyamadık biz. Göreve başladık. O Çankırı'nın köyünde başladıktan sonra İmam Hatip Okulu'nun dışında bir de lise farkları vererek 1954 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde mektupla öğretime başladım. Ve 1978 yılında eğitim enstitüsünü bitirdim. Tabii göreve başka göreve ayrılmadım. Bu arada 1981 yılında kısa dönem olarak 4 ay askerliğimi yaptım. Ve ondan sonra köyde 10 sene görevimden sonra Çankırı merkeze gittim. 4 sene de orada görev yaptım Çankırı merkezde. Sonra bir kardeşimiz İstanbul'a murakip olarak geldi. Ya dedi Çankırı'da camilerin evleri yok. Gelin İstanbul'a camilerin evleri var dedi. O sebeple biz de İstanbul'a geldik. 1984 yılının Kasım ayında imtihana girdim. Ve 1985 yılında Beykoz Tepeköy Hacı Ali Bey Camisi'nde göreve başladım. Sonra orada 4 sene kaldıktan sonra 1988 Ekim ayında Paşabahçe Merkez Camisi'nde göreve başladım. 26 sene orada görev yaptım. Bir rotasyon yasası çıktı. Hani ömrümüz devam etsin, görev son noktasına da gelsin diye. 3 senede Yalıkoy Merkez Camisi'nde başladım ama görevimi bu Soğuk Su Camisi'nde devam ettirdim. Ve 2015 yılında resmen emekli oldum. Şu anda emekliyim. Ben Beykoz'a geldiğim zaman Beykoz'da 3 tane fabrika vardı Beykoz'da. Bu önemli. Bir tanesi Osmanlı döneminden kalma deri kundura fabrikasıydı. Bir tanesi şişe cam fabrikasıydı. Bir tanesi benim camide yakın tekel fabrikasıydı. Bir de yine petrol ofisi vardı burada Beykoz'da. Dolayısıyla bu Beykoz'umuza gelen insanlar genelde Anadolu'dan bu nedenlerle gelmişler. Mesela Ankara'dan, efendim Kastamonu'dan, Trabzon'dan, Ordu'dan, Giresun'dan, Rize'den. Genelde o tarafın insanları buradaki bu fabrika çalışmak için buraya gelmişler. Hakikaten o zaman bir ekonomide güçlü bir durum vardı yani. Beykoz'da bu çok önemli. İnsanlar çalışıyorlardı. Her birisinde mesela Kundura'da benim dönemimde 2000 kişi çalışırdı. Sonra Şişecam'da 4000 kişi çalışırdı. Bir de ayrıca Şişecam atölyeleri vardı. Bu yaldız üzerine, Şişecam üzerine, kristal üzerine çalıştılar. Yine aynı şekilde tekelde de bayağı 1000-2000 kişi vardı. Dolayısıyla o zaman buralar hakikaten canlı bir bölgeydi yani. Canlı bir bölgeydi. Ama bilahare bunlar kapanınca biraz o ekonomik yönden Beykoz'da bir takım problemler oldu. İnsanlar dışa gitmek mecburiyetinde kaldı. Ama Beykoz hakikaten tarihi yönden bizim çok güzel bir şehrimiz, güzel bir kazamız. Niye derseniz İstanbul'da daha önce Medine Hacı Osman Efendi varmış. Allah kanı gana rahmet eylesin. Ben ona ulaşamadım ama burada yaşayan, tanıyanlar, bilenler var. Onun meşhur bir lafı varmış. O dermiş ki rahmetlik, dünyanın en güzel şehri İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri
Boğaz, Boğaz'ın da en güzel semti Beykoz derim. Bu yönde hakikaten önemli tespittir bu. Beykoz çok güzel. Hatta kendisi uzun müddet buradayız ve burada vefat etti. 1968'de. Vefat ettiği zaman bu Boğaz böyle kalabalıktan dolayı kayıkla dolmuş yani. Onu Eyüp Sultan mezarlığına götürüyorlar. Tabii oraya giderken o zaman da Beşiktaş'ın önünde Amerikan 6. filosu varmış. Komutan o kalabalığı görüyor. Ya diyor ne oluyor, ne durum var falan soruyor. Ya diyorlar biz zaten muhterem vefat etmiş. Onun cenaze merasimi. Ve adam şöyle diyor komutan. Ben başkasından tabi duydum. Ya bu nasıl bir adam ki denizi kapattı. Derhal demiş şu geminin bayraklarını biraz indirin demiş ya. Yani. O zat-ı muhterem burada yaşamış. Manevi yönden de hakikaten buraya çok faydalar olmuş yani Beykoz'a. Onun için Beykoz bu yönü hakikaten iyi insanlar genelde çok. Bir de şu var. Anadolu insanı buraya geldiği için genelde burada bir kaynaşma var ya. Yani. Gerçi Beykoz'un biraz semti geniş. Mesela Göksu'nun oradan başlıyor. Ta Riva'ya kadar gidiyor. Daha yukarıya kadar gidiyor. Bu genişliğe rağmen insanlar daha çok birbirine yakın, samimi. Bu hava var ya. Anadolu havası var. Tabii İstanbul'da bu Beykoz'un tarihi yönden başka bir önemi daha var. Bundan pek bahsedilmez. O da şu. İstanbul'un fethedilmesinde Beykoz'un önemli bir yeri vardır. Niye derseniz. Çünkü Sultan Fatih'in dedesi Yıldırım Beyazıt. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu İstanbul fethini arzu ve isteği vardır. Onun için Yıldırım Beyazıt evvela ordusunu getirdiği zaman bizim Anadolu kavağına yerleştirmiştir. Hatta şu anda bizim orada kabristanın kenarında yanında çok eski mezarlar vardır. O ondan kalma mezarlardır. Sonra Yıldırım Beyazıt ordusunu oradan çıkarmış. Akbaba'dan, Dereseki'den, Kavacık'tan Göksu Çayırı'na indirmiştir. Bek bunlar tarihlerde bek bunlar yazmaz ama bunlar bir hakikattir. Oraya indirdiği zaman Yıldırım Beyazıt bizim meşhur Anadolu Hisarımızı inşa etmiştir. Yıldırım Beyazıt 1400'lü yıllarda falan. Ve inşa etmesinin sebebi şudur. İstanbul'un fethine giriştiği zaman o zaman Anadolu'dan Karadeniz tarafından Hristiyanların yardımlarını kesmek için. Bu şekilde bir hareket yapmış. Ama ne garip ki maalesef Anadolu'da Yıldırım Beyazıt'ın karşısında Timurluk çıkınca bu kuşatmayı durdurmuş. O zaman bırakmış Anadolu'ya gitmiş. Tabi onun anlaşmaları biraz detaylı ama ben oraya fazla girmek istemiyorum yani. Yıldırım Beyazıt buradan giderken boş dönmemiş. Bizans Kale'ye bir anlaşma yapmış. Nedir o anlaşma? Anlaşma şu. Surun içerisinde bir tane cami inşası. Pek bahsedilmez. Orada Sirkeci Garı'nın yanında bir tane küçük cami vardır. O cami onun ilk yaptırdığı camidir. Oradaki cami de ilk camidir o. Orada bir mahalle istemiş. Bilahare Yıldırım Beyazıt buradan çekmiş gitmiştir. Ama daha sonra onun torunu Sultan Fatih İstanbul'u fethedeceği zaman tam bu Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır. Yani İstanbul'un fethi böyle birbirini takip ediyor yani. Öyle basit bir dönem değil yani. Basit bir zaman değil. Dolayısıyla hatta daha önce aynı Yıldırım Beyazıt yaptığı gibi İstanbul'un fethinde Süleyman bin Abdülmelik 715 yıllarında kardeşini İstanbul'un fethi için gönderiyor. Ve bu geldiği zaman Mesleha bin Abdülmelik o da geliyor 7 sene İstanbul'un etrafında kuşatma yapıyor 7 sene. Sonra o hastalanınca Süleyman bin Abdülmelik onun danışmanı Nazım hocası bakıyor ki hastalanmış, yaslanmış. Ya diyor, sen diyor öldüğün zaman yerine kim kalacak? O da diyor ki ya benim iki oğlum var, onları bırakacağım. Ya diyor oğullarım bu işi beceremez. E kim olacak? Senin damadın var. Hazreti Ömer'in onu koy. Nasıl olur diyor ya benim iki oğlum var. Ya çok basit. Biz yazarsın bir kağıda zarfın içerisine korsun. Aç, öldüğünde açılır orada bakılır ki damadına verilmiş. Uzun kısa fazla detaya girmek istemiyorum. Ömer bin Abdülaziz diyor ki nerede ne var? Diyorlar ki ya işte bir ordumuzun bir bölümü İstanbul'u fethedecek. Kaç sene? 7 sene. Ya diyor haber edin geri gelsin. O da halifenin, padişahın kardeşi Mesleha bin Abdülmelik. Tabi Bizans kralı yorulmuş. Ya diyor madem gidiyor bir anlaşma yapalım. Bak çok tarihi meşhurdur bu. O zaman diyor ki bir surların içerisinde bir cami isterim. Yapacağız. Bir mahalle isterim. Bir mahkeme salonu isterim. Hani Perşembe pazarında ahşap bir cami var.
Adı da meşhurdur. Arap camisi onun eseridir. O şekilde kalmış ve İstanbul böyle devam etmiş. Gelelim tabii ki diğer taraftan Beykoz'un manevi yönüne. Hani nedir, ne değildir, nasıl olmuştur. Bu da önemli bir konu. Beykoz'umuzda Allah razı olsun Yuşa Hazretleri var orada, meşhurdur yukarıda. Tarihi tabii onun belli noktalarda bir tarihi de var. Orası da bizim Beykoz'a manevi bir hava katıyor. Sonra İstanbul'da yine bizim burada Uzun Evliya var. Sonra Akbaba Hazretleri İstanbul fethedildi, o da önemlidir. Bunlar Beykoz'un manevi yerleridir. Sonra İstanbul'un Beykoz'umuzda bilahare bizim Beykoz'umuzda Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştır. Türkiye'de ilk defa Almanca eğitim yapan burada yapılmıştır o. Allah razı olsun, eğitim hali devam etti. Ama bilahare fazla yer, mekan bulamayınca onu Kartal'da bir yer bulundu. Oraya gitti. Şu anda da meşhur Anadolu İmam Hatip Lisesi orada devam ediyor. Ama yine burada eğitim yönünden Allah razı olsun birkaç tane İmam Hatip okulumuz var. Sonra okullar içerisinde yine İmam Hatip bölümler var. Böyle manevi bir hava da var yani Beykoz'da. Devam ediyor. Vallahi çocukluğumuzda biz köy çocuğuyduk. Arkadaşlar beraber iyiydik. Okulumuzda bizim iyi ilişkilerimiz vardı. Arkadaşlarımızla beraber o zaman mesleki eğitimlerimiz vardı. Bizle beraber işte top bob oynar. Sonra eğitimlere katılırdık. Okullarımızda bizim belli bir programlar olurdu. Müzakereler olurdu. Münazaralar olurdu. Mesela bizim okulumuzda 6. sınıf arasında şöyle bir münazara oldu. 1969 yılında. Nasıl bir münazara? Teknik yarışmalar insanlığa ızdırap mı getirir, huzur mu getirir? Böyle bir sual. Çok hassas bir konu bu. Biraz uzun detaylı ama. Tabii 6 ve 7. sınıf. Biz 6'yız, onlar 7. sınıf. Burayı çektik. Bize de maalesef ızdırap getirir çıktı. Çok ağır bir şey. Ya nasıl olacak, ne olacak? Allah gani gani rahmet eylesin. Ahmet Arvasi bizim sosyoloji hocamızdı. Hocam dedik ya bizim başımıza böyle bir iş geldi. Bunu nasıl yapacağız? Yani hiç telaşa mal yok. Çalışacağız, siz kazanacaksınız. Biz hakikaten o hazırlığımızı yaptık 5 arkadaş beraberce. Ve Balıkesir'de büyük bir sinemada, halka da açık böyle bir münazara oldu. Ve biz kazandık. Tabii kazanırken bu teknolojiyi ele aldık. Atom bombası vesaire onlar konuları işledik. Hatta biz o zaman kazanınca o sene bizi İstanbul'a bir hafta gezmeye getirdiler. Bu böyle bir şey nedeniyle böyle de bir İstanbul'u o zaman daha tanımış olduk yani. Daha İstanbul'a gelmeden tanımış olduk. Tabii arkadaş ilişkisi iyiydi. Gençler arasında bu gibi hadiseler yaşanır, beraber takip edilir. Böyle bir manevi hava vardı yani çocukluğumuzda. 1972 yılında o görev yaptığım köyde oradan evlendim ben. O köyden evlendim. Allah takdir etmiş, yazmış. O köyden evlendim. İşte orada da 3 tane çocuğum oldu benim. İlk çocuklarım orada oldu. Sonra bir tane de İstanbul'a geldik. Burada oldu işte. Öyle bir devam ettik. Camideki görev durumlarına, vazife durumuna gelince 1987'de ben Ümre'ye gitmiştim kafile başkanı olarak. Bu da önemli bir konu. Allah nasip etti. Karayolda, Irak üzerinden. 6 otobüs, 200 de Ümrecimiz var. 6 tane de din görevimiz var. Tabii Mekke'ye gittik, sonra Medine-i Münevvere'ye döndük. Ya dedik ne yapalım burada, hacılarımız boş durmasın. Mekke'de tavaf falan var, Medine'de ziyaret var ama boş durmasın diye. Her kafilede olan kardeşlerimize dedik cüzleri dağıtın. İşte Hacı Efendiler Kur'an-ı Kerim okusun, sevap alsın. Bol bol Kur'an okusun. Neyse Kur'an-ı Kerim hatimlerini bitirdiler. Son gün artık geri İstanbul'a döneceğiz. Akşam ile yatsı arasında dışarıda bir yerde bir araya geldik. Medine-i Münevvere'de. O zaman böyle barakalar vardı. Orada oturduk, bir iki kelam ettik. Dua ettik falan derken birisi geldi şöyle beni bir kucakladı. Dedim kimsin falan. Tabii Arapça sorduk, yok. Dedi ki ben İngilizce biliyorum. Bizde İngilizce'den bir tane çocuk var, İngilizce biliyor. Kafilede dedim Beytullah gel bakalım. Bu kardeşim bizi kucakladı, ne ister bizden, ne der? Neyse sordu. Bu kardeşimiz Hollandalıymış. 3 ay olmuş Müslüman olalı. Sordum önceden dini neymiş? Dedi ki bu koyu bir Katolikmiş. Neden Müslüman olmuş? Çok hassas bu. 3 defa Kur'an-ı Kerim'in İngilizce malini okudum. Hakkı anladım ve Müslüman oldum. Sözü bu. Sonra böyle ayrılacağız.
bana bir şey daha söyledi. Dedi ki ben sizin Türk olduğunuzu anladım. Tarihini az çok biliyorum. Ama sizden ben şikayetçiyim. Genç daha böyle. Dedim niye? Hayırdır? Soruyor, tercüme ediyor. Eğer siz ecdadınız Osmanlı gibi Allah'tan çalışsaydınız Hollanda'da benim anamamı Hristiyan ölmezdi. Çok hassas bir şey bu ya. Benim anam babam yanıyor, Hristiyan öldü. Bu Soğuk Su Camisi'nde imam hatipken bir akşam yatsı namazına yakın cebime bir tane mesaj geldi. Mesajda diyor ki Fatih Köprüsü kapatıldı diyor askerler tarafından, böyle bir mesaj. Tabii yatsı namazı kıldıracağım. Ben o arada yatsı namazını tam bu neyin nesli bir anda düşündüm. Müezzin efendim sen namazı kıldır dedi. Bu arada yarım saat kala da beni birileri aradı. Marmara Üniversitesi'nden doçent veya. Dediler ki ya biz oraya geleceğiz. Bize Suriyeliler gösterir misin? Ben de hayal buyurun gelin dedim yani. Onlar da telefon etti. Tanımıyorum kendilerini. Neyse namazı kıldık. Ben mesajı da unuttum herhalde. Dışarıya çıktım. O insanlar da gelmiş. Orada kucaklaştık. Hocam bizi ailelere göster dediler. Neyse Gümüşsuyu'nda bir 15-20 oraya doğru gittik. Fatma'da telefonlar gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor telefonlar. Dedim ne oluyor? Ya hocam dediler ortada karışık. Herhalde dediler bir ihtilal bir şey var. Biz dediler bu emanetleri birazını dağıttık ama sana bırakalım. Bize müsaade et gidelim. Birisi dedi ki ya dedi benim arabanın mazotu yok. Ya dedim deniz kenarında yeri var ama oraya gitme. Yukarıda Acar benzinlik orada dedim. Benzinlik var oradan alın dedim. Yanımda arabam yok beni falan yere bırakın dedim. Neyse bunlar mazotlarını aldılar. Beni de yukarıya o konakların karşısında bir marketin oraya bıraktılar. O arada benim oğlum geldi. Küçük oğlum. Baba dedi oğlum dedim gidelim evimize girelim dedim. Baba dedi ben seni eve götüreyim. Sen dedi evimde dedi anamla dua et. Ben dedi Fatih Köprüsü'ne gittim arkadaşlarımla beraber. Oğlum ne var dedim. Oraya dedi askerler dedi bir şeyler yapıyorlar. Biz oraya gideceğiz dedi. Biz tabi evde hatunla duamı ara sıra tabi telefon haberleşiyoruz falan. O şekilde nihayet bir tabi bomba gibi falan bir gürültü mürültü geldi. Bak bak dua ediyoruz falan. Derken çocuklarım geldi benim Allah razı olsun. Dedim evladım nedir? Ya baba dedi. Biz dedi köprüyü kurtardık Allah razı olsun dedi. Ben dedi ilk defa dedi şöyle bir tankın. Askere de gitmemişti o zaman. Böyle de tankın dedi kapağını açtım. İçinden birisi çıktı. Sen hangi mahalledensin dedi falan. Mahalleyi bırak falan ne mahallesi falan dedik dedi. Sonra bir tanesi dedi tankın içine dalmış. Oradan bir tane silah almış. Kim ihtilal yapıyor ben vuracağım. Ya baba diyor. Hani biz bazen sohbet ederken içki miçkine laf eder. Sakın hadi baba laf etme diyor. Adam diyor sarhoş ama diyor. Karşı çıktı diyor ya. Silah kapmış diyor. Herifleri atmak için uğraştı. Hani onu diyeceğim. Bu hakikaten benim hayatım unutamadığım bir olaydı. Böyle Allah vermesin. Böyle bir olayı da yaşadık Beykoz'da. Yine tabii Beykoz'da o deprem dolaylarına bir acılar yaşadık. Bu benim cam merkezi camiydi. Bu depremde ölenler bir takımı oraya geldiler. Orada onlara ilgili falan tarafına getirdik. Tabii Beykoz'da bu gibi olaylar da yaşandı yani Beykoz hatır olarak. Vallahi ben Beykoz'dan memnunum. Hatta zaman zaman ben şunu diyorum. Başka yerlere tenkit bağımında olmasın. Ben aslen Manisa'lıyım. Salihli'den güzel bir bölge. Ama Beykoz hakikaten en güzel yaşanacak bir hem maddi hem manevi. Yani manevi bir iklimi de var Beykoz'un. Yani bu da önemli. İnsan birbirini tanıyor, hürmeti var, muhabbeti var, saygısı, sevgisi var. Hani ben bazen bir yere gidiyorum, adam selam verir. Sen hocam, ben tanıyamıyorum. Hocam diyor, işte seni paşa bahçeden tanıyorum. İnsanların hürmeti, muhabbeti, saygısı, sevgisi var ya. Elan var, bu çok önemli bir hava. Fazla yerler, diğer yerde bunu fazla bulamaz. Onun için ben Beykoz'da olmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Maddi, manevi yönden. İyi bir semtimiz yani burası. İnsanlar daha çok birbirine yakın, samimi, birbirini tanıyor, acısıyla acı, kederi seviniyor. Bir muhabbet var yani. Ben başka yerlerde bu havayı pek göremiyorum dedi. Bu yönden İstanbul'un Beykoz'u çok iyi yani. Vallahi şu anda yok. Bu tebrik ediyorum böyle bir hizmetten dolayı sizlere de. Bunları aktarma yönünden iyi olur inşallah. Önemli yani Beykoz'u tanımından bunlar önemli. İyi olur inşallah. Sağ olun.